Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın, ihlasımızın, takvamızın ve ahiret azığımızın artmasına vesile eylesin. Yüce Rabbim dünyada yaşarken rızasına uygun bir hayat tarzını benimsemeyi, dünyadan göçerken imanı kamil ile göçebilmeyi, kabre girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi, ruz-u mahşerde pırıl pırıl bir yüzle diriltilip, aleyhissalatu vesselam Efendimizin livaül ham sancağı şerifi altında buluşabilmeyi her birimize, annelerimize, babalarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza nasip eylesin. Yüce Rabbim, hakkı hak bilip ona uyanlardan olmayı, batılı batıl bilip ondan sakınanlardan olabilmeyi her birimize ihsan eylesin. Kıymetli dostlar, Hafız Efendi'nin okuduğu ayeti kerimelerin makablindeki iki ayeti kerimeyi siz dostlarımızla bugün müzakere etmiş olacağız. Ali İmran suresinin 14 ve 15. ayeti kerimelerinde kainatın sahibi Rabbimiz, Allah'ımız şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Züyyine linnâsi hubbuşşehevâti minen nisâi vel benîn vel kanâtîril mukantarati minezzehebi vel fiddati vel khaylil müsevvemeti vel en'âmi vel harth. Kullarım, bütün insanlara yaratılışları itibariyle, tabiatları itibariyle bazı şeyler sevdirilmiştir. İnsanoğlu dünyaya gelince bazı şeylere gönlü meyleder. Bunlardan bir tanesi, insanoğlu erkek olarak baktığınız zaman kadınlara karşı sevgisi, ilgisi, muhabbeti vardır. Bu ayeti kerimeyi okuyuncaya kadar, tefsirden görünceye kadar daha önceki bilgilerimde affınıza sığınarak söylüyorum, şehvet ondur, dokuzu kadında, birisi erkektedir diyebilirdim. Fakat bu ayeti kerimenin tefsirinde ise erkeklerdeki şehvet duygusunun kadınlardan daha fazla olduğunu gördüm. Burada da ayeti kerimede şehvet sevgisi insanlara süslü gösterildi. O şehvet sevgisi de kadınlardan diye başlıyor. Yani dünyada erkeğin kadına, kadının erkeğe ihtiyacı sabittir. Sadece insan için söz konusu değil ama burada biz konu insan olunca ayeti kerimede insanlardan bahsediyoruz. Her insanın gönlünde karşı cinse karşı bir ilgisi, bir muhabbeti vardır. Tabii bu ilgi ve muhabbetin meşru tarafı, gayri meşru tarafı vardır. Meşru tarafı nikahla olan beraberliktir. Gayri meşru tarafı da nikahsız olan beraberliktir. Demek ki insanoğlu kadına karşı meyli, sevgisi vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ona yaldızlı ve süslü gösterildi. Ulaşılması gereken bir maksut ve matlup gibi gösterildi. İkinci sevgi ise insanın evladına ve çocuğuna karşı olan sevgisidir. Oğlum olsun, kızım olsun, çocuğum olsun diye insanın efendim eşe karşı, kadına karşı olan sevgisinin bir ötesinde evlada karşı olan sevgi. Bazen insan eşi için, kadın için, başkası için yapamadığı fedakarlıkları yapar. Bir kadına ulaşabilmek için kolay kolay yapılmaması gereken yapamadığı fedakarlıkları yapar. Yine bir insan evladının geleceği için, istikbali için, başkası için yapamadığı fedakarlıkları yapar.
Üçüncüsü vel kanatiril mukantarati minez zehebi vel fiddati vel hayilil müsevvemeti vel en'ami vel harf. İnsanoğlunun altına, gümüşe, efendim kaliteli ve marka vasıtalara, bineklere, ayrıca bazı insanların hayvan sürülerine, bazı insanların da ekin tarlalarına, bağ ve bahçelere olan sevgisi, ilgisi ziyade kılınmıştır. Daha doğrusu bazı insanlara bağ, bahçe, tarlalar süslü gösterilmiş, bazı insanlara hayvanlar ve sürüler süslü gösterilmiş, yine insanoğluna marka marka binek vasıtaları süslü gösterilmiş, altın ve gümüş süslü gösterilmiş, evlat ve kadın sevgisi süslü gösterilmiştir. Burada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu önce kadınları, sonra çocukları, sonra altın ve gümüşü, sonra marka marka binek vasıtalarını, sonra hayvanları ve sonra yedinci madde olarak da ekin tarlalarını, bağ ve bahçelerini efendim saymaktadır. Yani insanoğlunun gönlünde bunlara karşı meyil vardır. Bunlar insanoğluna süslü gösteriliyor. Yani insanoğlu ben buna ulaşmalıyım, bunları elde etmeliyim, bunlara sahip olmalıyım. Aşk ve sevgisi insana yerleştirilmiştir veya orijinal ifadesiyle züyyine süslendirilmiştir. Bu cümleden sonra kıymetli dostlar, Yaratanımız bunları söyledikten sonra şöyle ifade ediyor. ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Kullarım, bu saydığımız yedi madde şu dünya hayatının metaıdır. Yani dünyada eşe de ihtiyaç var, çocuğa da ihtiyaç var, altına da gümüşe de yani mıngır tıngıra da ihtiyacınız var. Bineceğiniz vasıtalara da ihtiyacınız var. Hayvan sürülerine, bağ, bahçe ve tarlaya da ihtiyaç vardır. Ama bütün bunlar şu dünya hayatında işinize yarayacak. Efendim bir takım ihtiyaçlarınızı görecek, gönlünüzü tatmin edecek şeylerdir. Vallahu indehu husnul me'ab. Fakat kulların bir de ahiret tarafı vardır. Şu anda dünyadayken gözünüzde görmediğiniz, elinizde tutamadığınız, servetim diye zenginlik olarak görmediğiniz, bir de Allah'ın yanında Allah'ın size hazırlamış olduğu mükafatlar vardır. Bu dünya hayatına taalluk eden nimetler de müminler kafirlerle ortaktır. Her insan bunda ortaktır. Yani müminin de çocuğu olur, eşi olur, kafirin de çocuğu olur, eşi olur. Onun da arabası olur, marka marka arabası olur, onun da olur, onun da bağ bahçesi olur. Bunlar dünyada her yaşayan insanın ortak değerleridir. Ancak Allah'ın yanında mükafatı olan, cenneti olan, bağı olan, bahçesi olan, zenginliği olan yalnız ve yalnız müminlerdir. İşte Allah Celle ve Ala Hazretleri siz kullarına, mümin kullarına diyor ki kullarım bir böyle bir zenginlik var dünyada. Kafirin ve müminin sevdiği, peşinde koştuğu, elde etmek için mücadele verdiği bir servet var, bir değer var. Bir de Allah'ın yanında sadece dostlarına tahsis etmiş olduğu ama değeri dünyadakilerle kıyaslanamayacak nimetler var. قُلْ اَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ. Habibim sen peygamberim olarak kullarıma de ki bu saydığımız nimetler, dünya nimetleri güzel, herkesin rağbet ettiği, gönlünün kaydığı, elde etmek için mücadele verdiği şeyler ya, de ki sen benim kullarıma ey Allah'ın kulları, bütün bunların hepsinden daha hayırlısını, daha kalitelisini, daha güzelini, daha önemlisini size haber vereyim. لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتَ الْاَنْهَارِ. Herkes için değil,
Allah'a karşı saygıda kusur etmeyen, haramlardan, günahlardan, pislikten nefret eder gibi nefret eden, ibadetleri can kurtaran simidi gibi görüp onlara sımsıkı sarılmaya çalışan kullarım için altlarından nehirler akan cennetler, bağ ve bahçeler var. Arkadaşlarımız da bir grup arkadaşımız da Bosna Hersek'e gitmiştik. Orada gezdiğimiz yerlerde akan pınarlar, efendim güzel bahçeler ve ırmaklar, üzerinde kurulmuş olan köprüler, köprüden aşağı atlamaya çalışan gençler, onlar bütün kameralara takılmış, efendim herkesin dikkatini çeken manzaralardı. Suyun yerden kaynaması, kaynar olan suyun efendim böyle akıp gitmesi, bütün kameralara, selfilere yansıyan manzaralardı. Kıymetli dostlar, yarın ahirette Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği, inşallah hepimizin gireceği, girmeyi arzu ettiğimiz cennetleri Allah anlatırken, köşkünde oturuyorsun, oturduğun köşkünün altından ırmaklar akıyor. Bağda bahçede dolaşıyorsun, bağda bahçede her tarafta ırmaklar akıyor. Pınarlar fışkırıyor. Süt ırmağı, bal ırmağı, su ırmağı, cennet şarabı ırmağının aktığı, dört türlü ırmağın aktığı bağ ve bahçeler var. Biz gittik Bosna Hersek'te, Yeni Bosna'da o manzaraları seyrettik. Ne kadar sürdü? Bir saat, iki saat, üç saat. Sonra nesi kaldı? Fotoğrafları kaldı. O görüntülerin aslı orada kaldı, biz buraya geldik. Ama cennet asla öyle değildir. Cennetteki güzellikler devamlı bizimdir. Devamlı o pınarlar, akan pınarlara selfie çekmeye gerek yok. Efendim fotoğraf çekmeye gerek yok. Zaten temelli bizimdir. Biz de devamlı öyle bir bölgedeyiz. Yani diyelim ki cennette olduğumuz yerde bu güzellikler var. Yarın bir başka yere, cennette hep aynı yerde durmayacağız ya. En az iki bu dünya kadar yerdir en fakirine verilecek olan. Buradan atıyorum Konya gibi bir yere gittik. Gittiğimiz yerde de aynen köşkleriyle, ırmaklarıyla, bağlarıyla, bahçeleriyle efendim öyle bir mekanda, öyle mekanlarda olmuş olacağız. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu, kullarım dünyada insanların gönlünü kaptırdığı, meylettiği bunlar var. Bir de Allah nezdinde böyle yerler var. Altlarından nehirler akan cennetler var. Bu cennetlerin özelliğini anlatırken, birinci özelliği altlarından nehirler akan cennetler ki insanoğlu bunu gerçekten çok önemsiyor. Gittiğimiz yerlerde, şelalelerde efendim saatlerce koşuyorduk. Yani arkadaşlarımızla gittiğimiz yerde şelaleler varsa o şelaleleri bulabilmek için bir sürü gidiyorduk. Ondan sonra arabayı park edip patika yollardan efendim bir sürü yürüyüp o şelaleleri seyretmek istiyorduk. Yürüyorduk, yorgunluk kalıyordu yanımızda. Sonra bir saat sonra, iki saat sonra orayı terk ediyorduk, fotoğrafları kalıyordu yanımızda. Şimdi peki cennette öyle midir? Cennette fotoğrafa hiç gerek yok. Her zaman o güzellik efendim alasıyla, burada seyredemediğimiz güzelliğiyle beraber bizim tabulu malımızdır. Her zaman bulunduğumuz yerdir. Birinci özellik bu halidine fiha. İşte bu güzelliklerin hiçbirisi geçici değildir. Hiçbirisinin fotoğraflık manzarası yoktur. Ebediyen bu güzellikler efendim takva sahibi olan, Allah'a saygıda kusur etmeyen, haramlardan, günahlardan, pislikten nefret eder gibi nefret edenlere aittir diyor Allah Celle Celaluhu. Üçüncü olarak da ve ezvecun mutahharatun, pırıl pırıl tertemiz kılınmış eşler vardır diyor. Kıymetli dostlar, bir ifade var ki temiz, bir ifade var ki tertemiz kılınmış. Hangisi daha önemlidir? Tertemiz kılınmış daha önemlidir. Yani cennetteki eşleri pırıl pırıl tertemiz kılınmış olarak ifade ediyor. Peki kim onları tertemiz kılmış? Allah Celle Celaluhu tertemiz kılmıştır. Allah'ın pırıl pırıl tertemiz yarattığı cennetteki eşlerden bahsediyor.
affınıza sığınarak söylüyorum, cennetteki hiçbir insanın küçük abdest, büyük abdest ihtiyacı olmadığı gibi eşlerin de küçük abdest, büyük abdest ihtiyacı asla olmayacaktır. Efendim, dünyada adet gören kadınların orada herhangi bir adet görme sıkıntısı olmayacaktır. Burada pırıl pırıl tertemiz kılınmış demek, hem bedensel olarak pırıl pırıl tertemiz kılınmış, hem de ahlak olarak pırıl pırıl tertemiz kılınmış demektir. Kıymetli dostlar, hem vallahi hem billahi hem tellahi milyonlarca sene eşinizle cennette yaşarsınız, bir defa kaşının çattığını görmezsiniz, suratını astığını görmezsiniz, sen de adam mısın dediğini hiç görmezsiniz. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu cennette her şeyi mükemmel yaratırken, cennette efendim müminler için yaratmış olduğu eşleri, hurileri de aynen A kalitede, efendim en mükemmel kalitede yaratmıştır. Dünyada imanını koruyarak cennete intikal eden kadınları da Allah pırıl pırıl tertemiz kılmış, onları da cennetteki hurilerden daha aşağı bırakmayacak kalitede cennete yerleştirmiş olacaktır. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارِ ayeti kerimesine baktığımız zaman, sadece kadınlar değil, erkekleri de Allah cennete yerleştirirken onların kalplerini, ahlakını yıkama, yağlamadan geçirecek her birisi en değerli, en üstün ahlaka sahip, pırıl pırıl insan olarak cennete girmiş olacaktır. Yani cennette kötü insan hiç yoktur. Hani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir kadına, yaşlı bir kadına şakası var da, yaşlı kadınlar cennete girmeyecektir deyince kadıncağız üzülmüş. Ben yaşlıyım, suçum nedir? Yaşlı kadınlar cennete girmeyecektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ablamızın üzüldüğünü görünce, yaşlı olarak cennete girmeyecektir. Cennette bir tane yaşlı adam yok. Cennette bir tane yaşlı kadın yok. O zaman ne oldu? Yaşlılar kayıp mı etti işi? Yani her yaşlı olan insan cennete girerken genç delikanlı olarak girecektir ve asla ihtiyarlamayacaktır. Hep aynı yaşı koruyacaktır, muhafaza edecektir. Bunu insanoğlu beceremez ama Allah becerir mi? Haşa! Becerir kelimesi bile kaba bir kelime sayılır. Allah uruben etraba diyor. Yani yaşları birbirine eşit, müsavi, pırıl pırıl olarak cennet ehlini tanzim etmiş olacak. Kıymetli dostlar, ayeti kerimeyi toparlayacak olursak, kullarım, burası var, orası var. Burada kadına karşı meyliniz var, onlar için verdiğiniz, yaptığınız fedakarlıklar var. Çocuklar için, çocuk sahibi olmak için, onları geleceğe yetiştirmek için verdiğiniz mücadeleler var. Altına, gümüşe, yani paraya, mıngıra tıngıra sahip olayım diye verdiğiniz mücadeleler var. Marka marka binek vasıtalarımız olsun diye verdiğiniz mücadeleler var. Veya sürü sahibi olayım diye verdiğiniz veya bağ bahçe sahibi olayım diye verdiğiniz mücadeleler var. Bunlar dünya metaıdır, olur. Herkeste olur, müminde de olur, kafirde de olur. Ancak bunlar dünya metaı. Gözünüzü, kalbinizi bunlara odaklayıp bırakırsanız zarar edersiniz, iflas edersiniz. Çünkü yumduğun zaman gözünü bunlardan hiçbirisi seninle beraber değildir. Bir varmış, bir yokmuş. Çıktı elinden, gitti elinden. Tabutun içerisine giren hiçbir kimsenin kefenden başka bir şeyi yoktur. Tekrar ediyorum, tabutun içerisine giren hiçbir kimsenin kefenden başka bir şeyi yoktur. Aslında kefen de onun malı değildir. Bir insan gerçekten fakir olsa, ölse, bu adama, fakir olan adama biz zekatımızdan kefen verebilir miyiz? Ölen adamın kefeni yok. Bu adama kefen vereceğiz. Zekatımızdan kefen verebilir miyiz? Veremeyiz. Yani zekat olmaz. Niye olmaz? Çünkü zekatı verdiğin zaman adamın mülkiyetine geçecek. Adam bu benim malımdır diyecek. Şimdi kefeni sardık cenazeye. O cenaze bu kefen benimdir, ben buna sahibiyim diyebilir mi? Kendisine sahip değil ki kefene sahip olsun. Yani zekat zekat olabilmesi için fakirin mülkiyetine girmesi lazım. Adam mülkiyetinde ne varsa hepsini geriye bırakmış. Kefenin maliki olamaz. Onun için
Fakirin kefeni zekattan verilmez. Sadaka olarak verilir, zekat olmaz. Demek ki ölen insanın ister zengin olsun, ister fakir olsun, öldüğü zaman herkes fakirdir. Yani hiç malı kalmamıştır. Her şey gerideki varislerine kalmıştır. Bundan dolayıdır ki kıymetli dostlar, asıl servet hangi servettir? İşte kabre girdiğimiz zaman sağ tarafımızdaki meleğin yazdığı, biriktirdiği şeyler nelerse bizim gerçek zenginliğimiz odur, gerçek servetimiz odur. Mevla bunu bize haber veriyor. Kullarım, dünya metaı, dünya tamam olabilir. Müminde de olur, kafirde de olur. Mümin neye dikkat eder? Bütün bunları elde ederken helal olsun, meşru olsun, benim kibrime, gururuma, şımarmama vesile olmasın. Bunların fani olduğunu, elden çıkacağını, imtihan vesile olduğunu ben bilmeliyim. Asıl sermayenin ahiret sermayesi olduğunu, asıl servetin ahiret serveti olduğunu mümin gözünden kaçırmayacaktır. Ondan sonra buyuruyor ki kıymetli dostlar, cennetteki eşlerin pırıl pırıl tertemiz kılındığını anlattıktan sonra bir de cennette ne vardır? وَرِضْوَانٌ مِنْ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın rızası vardır. Kıymetli dostlar, ayet-i kerimede geçtiği için daha önceki derslerimizde de zikrettiğim cümleyi söyleyeyim. Cennet ehli cennete yerleşip o sonsuz nimetlerle mülaki olduktan sonra Cenab-ı Hak kullarım var mı benden başka istediğiniz? Allah'ım ne isteyebiliriz ki? Aklımıza gelmeyen, gözümüzün görmediği, kulağımızın işitmediği, aklı hayal edemediğimiz güzellikleri bize verdin, isteyecek başka ne olabilir ki? Dedikten sonra Cenab-ı Hak kullarım el yevme ehleltüm leküm rızai fela eskatu leküm ba'di ebede. Kullarım ben bugün itibariyle sizden razı oldum. Sizden razıyım. Bundan sonra bir daha size buğz etmeyeceğim. Yani aramıza bir daha ne olmayacaktır? Sıkıntı olmayacaktır. Sizi sevdim, ebediyen sevdim. Dost yaptım, ebedi dostumsunuz. Ben de sizin ebedi dostunuzum. Dolayısıyla bundan sonra şunu yaparsam Cenab-ı Hak gazap eder, lanet eder, öyle bir şey artık kalmamıştır. Cennette giren Allah'ın ebedi dostu olmuştur. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ Allah'ın rızası vardır. İşte o ebedi sermaye olarak. وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Cenab-ı Hak bütün kullarını en iyi şekilde gören, dolayısıyla bu imtihana nasıl hazırlandıklarını en iyi bilen ve bu vesileyle her hazırlanan kişiye hak ettiğini fazlasıyla verendir buyuruyor. İşte ondan sonra اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا اَمَنَّا Bu ayık kullarım, uyarık kullarım, ey Rabbimiz biz iman ettik, günahlarımızı bağışla deyip bana yalvarırlar. Eksiklerinden, kusurlarından dolayı özür dilemesini bilirler diyerek devam ediyor. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bu ayet-i kerimeler bizim için müjde ifade eden ayet-i kerimelerdir. Yüce Rabbim her birimizi ebedi ahiret sermayesi olan bu güzelliklerle şereflenen bahtiyar kullarından eylesin. Bütün bu güzelliklere ulaşabilmek için dünyadayken yapılması gereken güzellikleri, ibadetleri ve odaklanmayı yapabilmeyi her birimizi muvaffak eylesin. Biz müminler olarak ahireti ebedi ve sonsuz gördüğümüz için günün içerisinde odaklandığımız en önemli vazifemiz namazlarımızdır, vazifelerimizdir. Yine hayatın akışı içerisinde en çok odaklandığımız aman harama düşmeyeyim. Aman harama düşmeyeyim. Zinaya düşmeyeyim. Faize düşmeyeyim. Krediye bulaşmayayım. Bütün bunlar bizim takvamızın göstergesi, Allah'a saygımızın göstergesidir. Ne kadar para o kadar köfte dedikleri gibi, ne kadar takva o kadar iman, ne kadar iman o kadar ahiret zenginliği diye özetleyebiliriz. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Kıymetli dostlar, ben de şu cümlelerle bitirmiş olayım. Pazar günü yapılan hafızlık icazet merasimimiz elhamdülillah Fatih Camisi gibi böyle maneviyeti yüksek olan bir camide Fatih Sultan Hazretleri'nin huzurunda yapılmış olması ve gerçekten üst tarafta kadınlarda boş yer yoktu. Aşağı kadınlar neredeyse erkeklerin arasına inmiş oldular. Hem üst taraf dolu hem alt taraf dolu idi.
Burada olan kardeşlerimiz, mütevellideki dostlarımız oraya iştirak edebilirler. Uzakta olan, şehir dışında olanlar da efendim sosyal medyadan takip ettiler. Bu günleri bizlere gösteren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun diyorum. Bu hizmete Kocatepe'de başlarken 37-38 tane öğrenciyle başladık. İcazet alan değil. Talebe olarak 37-38 tane öğrenciyle başladık. Ama şimdi bir icazette 185 tane hafızını bitirmiş öğrencimiz. Dolayısıyla bu günleri gösteren Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu gençlerin, hafız efendilerin her birisinin üzerinde siz kardeşlerimizin mutlaka bir şekilde emeği vardır. Az çok emeği vardır. Bunlar sadece hoca efendilerin mahsulü değil, siz kardeşlerimizin, dostlarımızın, hayır sahibi kardeşlerimizin, mütevellideki dostlarımızın mahsulüdür. Bunlarla övünebilirsiniz, iftihar edebilirsiniz, Cenab-ı Hakk'a şükredebilirsiniz. Yüce Rabbim hem sayılarını ziyade eylesin, hem de kalitelerini ziyade eylesin. Cihana ışık tutacak alim, fazıl insanlar olarak çok güzel hizmetlere damga vurmalarını Rabbim nasip etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.